Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar dün Türkiye'de ilk kez sizlere sunduğumuz kamu çerçeve protokolünü 15 toplamda 17 maddelik kamu çerçeve taslak metnini sizlere sunduk. Bazı işçi arkadaşlar bunda e, tam kavrayamadılar arkadaşlar. 17 maddelik ne anlama geliyor? Aslında bu kamu çerçeve protokolü arkadaşlar 1 2 eksik araç 4 4 hazırlanmış. Hem Akişi hem Türk işi buradan kutluyoruz biz hepsi olarak ve memurlara ve YouTube kanalı olarak. Bir iki eksiği var küçük ama o hariç e, bence şahsi fikrimdir. Güzel bir taslak metin olmuş arkadaşlar. Neler var mesela bunda arkadaşlar? Birincisi 696 KYK'ların zorunlu emekli edilmelerin önüne geçilmesi adına koyulmuş. 696'lı işçilerin tayinleriyle ilgili, tayin ile ilgili, tayin artık tayinlerin olmasıyla ilgili madde koyulmuş. Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan işlerin 2 aylık maaş alamamaları, sürekli sürekli çıkardılar alınmaları koyulmuş. Taşeron işçilerin bu yaklaşık 70 bin taşeron işçilerin kadroya alınmaları koyulmuş. Mesela bunlar ilk kez yapılan şeyler arkadaşlar. Kamu çerçeve protokolünde. Güzel maddeler var ya arkadaşlar. 1 iki eksik madde var. İşte neler onlar? Eğitim parklarının yani kademe derece yükselmesi olayı yok. Hani işçilerin müdürlük pozisyonuna çıkabilmesi, müdür yardımcılık pozisyonuna çıkabilmesi bu tarz şeyler yok. Bu eksik olarak bu sayılabilir benim aklıma ilk gelenler. Ama taşeron işçilerin kadroya alınması da masaya konuldu arkadaşlar. Hem bunu bu videoda ele alacağız hem de 5 sayfalık kamu çerçeve protokolünü sizlere sunacağız. İzlemeyenler varsa eğer hala arkadaşlar detaylara gireceğiz madde madde. Dün sizlere 17 maddeyi sunmuştuk şimdi detaylara gireceğiz arkadaşlar. Tüm kamu işçilerinin merakla sonuçlanmasını beklediği kamu çerçeve protokolü için görüşmelere başlandı. En geç Ağustos ayında sonuçlanması beklenen kamu çerçeve protokolünde sürpriz bir maddede göze çarptı. Dediğim gibi az önce de ondan bahsettim. Çoğu kamu taşeron olarak çalışan işçilerin farkına varamadığı veya haberlerin olmadığı madde şu şekilde. Kamu çerçeve protokolü eklenip pazarlık masasına konuldu. Umuyoruz ki arkadaşlar bu 17 maddenin 17'sini çıkar arkadaşlar. Bakın 13. madde burada. 690 sayılı KYK kapsamının dışında bırakılan kamu taşeron işçilerinin daimi kadroya geçirilmesi. 690 sayılı KYK kapsamının dışında bırakılan ve fakat halen kit ve diğer kamu kurumlarında bazı özel bütçeli kuruluşlarda danışmanlık yapım işi çağrı merkezi gibi ihaleli işlerde halen taşeron olarak çalışılmaya devam eden işler kanun düzenleme yapılarak daim işçi kadrosunu alınacak ve böylece kamuda taşeron uygulaması tamamıyla sonlandırılacaktır diyor arkadaşlar. Bakın bu önemli taslak metinde yer almış. Umuyoruz ki Çalışma Bakanlığı, Yeni Çalışma Bakanlığı, Vedat Bilgin bunlara el atacak diye düşünüyoruz arkadaşlar. Biz sizlerin arkanızda olmaya devam edeceğiz. Sizlerin sesini duyurmaya devam edeceğiz. Bakın kanal açtık. Kanal 40 bin aboneye ulaştı. Bakın gittikçe e, sorunlar hallolmaya başladı. Kamu Çerçeve Protokolü'ne bile hepiniz girdiniz arkadaşlar. Bütün problemler Kamu Çerçeve Protokolü'ne girdi. Bu kanalın gücü de vardır bunun içinde arkadaşlar. Bu kanalı küçük görmeyin arkadaşlar. Sesiniz gümbür gümbür yayılıyor. Ayda 1,5 milyona yakın izlenmeye eriştik. Bu büyük bir güçtür arkadaşlar sizler adına. Bunu unutmayın. Abone olun kanala arkadaşlar. 14. maddeye bakalım. Geçici işçiler. Yani Orman Bakanlığı'nda ilk aklıma gelenler. Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan geçici işçiler. Burada 14. maddede buna atıfta bulunuyor. Kamu çerçeve protokolünde. Kavruya alınsınlar diyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılan geçici işçiler kanunu düzenleme yapılarak daimi işçi kadrolarına geçirilecektir diyor arkadaşlar. Bakın kamu çerçeve protokolünde Hakiş ve Türk İş'in yaptığı taslak metinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Orman Bakanlığı yani geçiş işleri de unutulmadı. Hem taşeron işler hem geçiş işçiler kalıcı alması gerekiyor diye taslak metinde yer aldı. Bunlar bu toplu sözleşmesinde konuşulacak arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Bakın taslak metin burada. Dün sizlere sunmuştuk bunu. Taban ücretler aylık 4800 TL çıkaracak diyor. Kıdem zammı 5 yıldan fazla kıdemi bulunan işlere her yıl için kıdem zammı 35 TL ay olarak uygulanacaktır diyor. Ücret zammı 1. yıl 1. 6 ayda yüzde %20 oranında ücret zammı uygulanır diyor. 1. yıl 2. 6 ay 2. yıl 1. 6 ay 2. yıl 2. 6 ayda da enflasyon neyse o yıllarda artı %3 zam isteniyor arkadaşlar. Bağış zamları böyle. Kıdem zamları böyle. Taban ücrette dün videolaştırdık onu. Kim ne alacak? Taban ücreti eğer böyle olursa. Onun da videosu kanalda mevcuttur. Bu videonun sonuna ekleyeceğim. izleyebilirsiniz arkadaşlar. Neler vardı başka? Giyim yardımı, sosyal yardım. Bakın. Sosyal yardımlar 800 TL ye, Yemek yardımı 25 TL güne. Giyim yardımı 700 TL'ye. Aile çocuk yardım devlet memurlara verilen miktar kadar. Bayram yardımı Ramazan bayramında 1000. Kurban bayramında 1500 TL çıkarılması. Ek ödemenin... Mayıs ve Eylül ayında yapılıp 1500 TL'ye çıkarılması. Birçok güzel madde var arkadaşlar. Tediyelerin işlere yıllık 60 gün ikramiye verilmesi. 52 gün ilave tediye ile toplam 112 gün ikramiye ödenmesi. Farkların ödenme zamanı geriye dönük ödenecektir diyor. Gece çalışması ücretleri %20 zamla ödenir diyor. Ben böyle kısa öz bir şekilde geçiyorum. Siz videoyu durdurup izleyebilirsiniz. Bunları biz dün zaten ele almıştık arkadaşlar. Fazla çalışma ücreti ödenmesi 8 saati geçen kısmı %200 zamlı ödenir diyor. İş yerine işletmeye özgü sorunlar diyor arkadaşlar. İş yeri sonuca toplu sözleşmesi taraflar arasında görüşülecek sonuca bağlanır diyor arkadaşlar. Bazıları Adalet Bakanı işlerini de ilgilendiriyor. İşte 13. maddeye atıfta bulunduk. Az önce kadrolamayan kitler olur. Çağrı merkezleri olur özel bütçeli hastaneler olur, şoförler olur, ihaleyle şoför olanlar. Mesela bunlar hala kadro onlar atıfta bulunuyor. Geçici işçiler 14. madde Milliyetin Bakanlığı, Orman Bakanlığı geçişlerin kadroya alınması, 2 ay maaş alamamalarına atıfta bulunuyor. Geçici 14. Iş, 14. madde arkadaşlar, geçici işçiler olarak. <laughs> kadroya geçen işlerin özlük hakları diyor. Resen emeklinin önlenmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır diyor. Yani 696 KHK'lı işlerin zorun emeklilikleriyle alakalı madde yer almış. İşler yaşlılık aile almaya kazansalar bile anayasanın eşitlik kuralı çerçevesinde diğer kamu işleri gibi istedikleri halinde çalışmaya devam edeceklerdir diyor. İkinci altta ortadaki madde e, tayinlerle alakalı atıfta bulunmuş iş hastalık eş ve benzeri zorunlu nedenlerle iş ve iş yeri değişikliği yapabil, yapılabilmesi gerekli durumlarda tayin hakkı verilmesi sağlanacaktır diyor. Bakın bu da güzel bir gelişme. Engellilik durumu, sağlık durumu ve benzeri zorunlu hallerde işçiliği talebi üzerine birimler arasında değişiklik yapılır diyor. Yine tayinlerle alakalı bir düzenleme var. Gelir vergisi asıl önemli olan 16. madde de çok önemli. Gelir vergisi %15 oranında sabitlenmeli diyor. Yani %20 ve %27'lik vergi dilimleri kaldırılsın diyor. Özellikle işleri dün size videolaştırmıştık. Ocak ayı ile Aralık ayı arasında maaşlar arkadaşlar 600 liraya yakın iniyor. O yüzden önemli bu yüzdelik e, vergi diliminin düzenlenmesi. Umarız gerçekleşir. 600 TL'ye yakın arkadaşlar Ocak ayı ile Aralık ayı arasında 12 aylık durumda %15'lik vergi diliminden %20 ve %27'lik vergi dilimine girildiğinde ar aradaki maaş farkı 600 TL oluyor arkadaşlar. Yani 600 TL maaşınız iniyor. Bu da önemli. 16. madde de çok önemli bizce. Dayanışma aidatı ve çerçeve protokolün bağlayıcılığı yine aynı normal kamuda çalışan işlere yönelik yapılmış. Burada dediğim gibi bir eksik olan madde bize göre ki eklenir umuyoruz. Eğitim durumlarına göre mesela lise mezunu ile üniversite mezunu arasında bir eğitim farkı, bir ücret farkı olmalı diye düşünüyoruz. E, yükselme olmalı diye düşünüyoruz. Hani memurlar gibi işlerde olabilmeli müdür, müdür yardımcısı yükselebilme eklenebilir bu maddelere. Bizim aklımıza gelen bunlar arkadaşlar. Başka bir eksik varsa videonun altına yazın arkadaşlar sendikalar sesinizi duyacaktır. Kanal çok büyüdü. Bilginiz olsun. Abone olup sizde de yerinizi alın diyorum. 100 bin abone olalım. Ankara'ya sesimizi gümbür gümbür duyuralım diye boş yere demiyoruz arkadaşlar. Abone olun. Bakın maddeler eklenmeye başladı bir, bir. Bu sizlerin gücüyle oluyor. Bizler de sizlerin arkanıza birlikte gidiyoruz. Birlikte başaracağız diyoruz. Durum bu yönde arkadaşlar. Gelişmeler vermeye devam edeceğiz. Abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Ekrandaki iki video var. Onları da izlemenizi öneriyorum. Bakın ikisi de özel videolardır.